Devir internet devri. Çoğu arkadaşım gençler de öncelikle ama etrafımda bakıyorum şimdi yetişkinler de şakır şakır internetten alışveriş yapıyor. İnternet bir pazar. İşte orada alışveriş siteleri var. Herkes geliyor, dükkanını orada açıyor. Ne istiyorsanız var. Bila istisna. Ne istiyorsanız var. Türkiye'de ciddi anlamda ilerledi bu iş. Yabancı devlerin de ilgisi vardı. Umarım doğru söylüyorumdur. eBay Amerika'nın eBay diyelim peki ben Türkçe yazılışını okudum. eBay geldi Türkiye'ye gitti gidiyor. İkinci el eşya satan o siteyi satın aldı ve başladı çalışmaya. Bugün öğrendik ki şok edici gelişme. Amerikalılar eBay ben gidiyorum. Hadi kalın sağlıcakla kapatıyorum dükkanı dedi ve gidiyor. Ne oldu ne bitti çalışanların durumu ne olacak? Şu alışveriş siteleri üzerinden yabancı yatırımın önemi ve bir yabancı şirket Türkiye'de dükkanı kapatıp gidiyorsa yanında çalışan Türk insanına, Türk işçisine çalışanına nasıl tazminat, nasıl haklar veriyor? Tam konuşma zamanı. Yerelleştireceğiz. O şok edici cümleyi de medya üzerinden birazdan ben kuracağım. Gitti gidiyor gitti. Gitti. Fiil çekimi gibi. eBay ben çekiliyorum, Türkiye'yi hava ısmarladık dedi. Hatta internet sitesi Gitti Gidiyor'u da kapatıyor. Niye gidiyor bu kadar güçlü bir firma? Baktığınızda söyleyeceğim ama 1999'da Gitti Gidiyor kurulmuştu. Çok başarılıydı. Sonra Amerikalı geldi. 2011'de sıcak parayı getirdi. Sahiplerine 217 milyon dolar ödedi. İsim hakkını aldı. İnternette dükkanını açtı. Peki niye gidiyor? Acaba başka planlama mı var? Türkiye bir cephe? Hayır öyle bir şey yok. Neden? Bir, rakiplerinin yatırımları. Şu anda interneti, internette alışverişi domino eden bir numaralı marka anlatacağım. Dünya gazetesi harika toparlamış. Trendyol biliyorsunuz. Daha 2-3 sene önce Trendyol'un %86'sını Çinli meşhur Alibaba satın almıştı hem işletme sermayesi soktu hem devasa reklam bütçesi değişik alanlar piyasayı domine etti. Amerikalıların bir tarzı var. Büyümek için karlılığı artırmak için fazla para harcamak istemiyorlar internet firmaları. eBay'de gitti gidiyor da işte büyümek için fazla büyük paralar harcamak istemeyince diğer firmalar, markalar yerliler de var. Geldi geçti. Artık karlı değil. Çok da fazla para sokamayacağım. Gidiyorum ben dedi. Sebep bu. Peki internetin Türkiye'deki en önemli markaları piyasanın yüzde kaçına hakim? Şöyle döneyim bir de Ferhat da benle gelsin. Sondan değil baştan başlayalım sorulara cevap olsun. Demin de söyledim trend yol. Ciddi anlamda yatırım yapıyor. Çin sermayesi girdi. Piyasanın yüzde 49.6'sı yüzde 50'si trend yolun hakimiyetinde. Hepsi burada yerli firma. Aydın Bey'in eski patronum. Evet Hanzade Hanım'ın başarılı yatırım Hanzade Doğan'ın baktığınızda %26. Çok ciddi teklifler geldi. Amazon'a vermedi. Milyar doların üzerinde teklif geldi. Doğan ailesi bizim ailemizin markası dedi devam ediyor. Gitti gidiyor. Dükkanı kapadı işte. %8'lik bir payı varmış. Dünya Gazetesi'nin araştırmasında. N11 %7.8 %8'lerde. Amazon, hepsi buradayı alamayınca kendi ismiyle geldi. Daha yüzde iki buçuklarda. Çiçek sepeti yüzde 1.7. AliExpress, Çin o da burada ama böyle hatlı sayılır bir yüzdesi yok. Yüzde 1.2. Şurada yarım kaldı, onu tamamlayacağız. eBay, yani gitti gidiyor kapatıyorsa dükkanı o kadar çalışan var. Onların özlük hakları ne olacak? İşsiz kaldı canım insanlarım. Doğru. Cömert bir paket sunuyorlar. Kıdem tüm tazminatları, ücretleri her anlamda ödenecek ve alasmarladık derken bir teşekkür ödemesi de hatır sayılır verilecek. İki örnek karşıma çıkıyor geçmişte. Yabancı sermayenin ne kadar Türkiye için hayati olduğunu düşünün. Bir, hatırlayınız El Cezire Türk kurulmuştu. Yayına geçmedi. Kapalı devre yayın yapmayacağız dedi gittiler. Devasa 24 ay tazminat maaş ödedi Türk gazetecisine. Açılmadık ama bunu bir iyi niyet tazminatı olarak kapatırken size ödemek istiyoruz. Sonra internetin en çok izlenen haberiydi. Ben yaptım. Honda'nın kapatılışı. Honda fabrikayı kapattı, sattı Habaşa. Giderken devasa bir bakın YouTube'a giriniz. Tazminat hakkı bıraktı. Şimdi eBay. Amerikalılar da gidiyor. 5 yıldır Türkiye'deler. Baktığınızda işte kabaca cömert bir paket diyor. En az 12 maaş iyi niyet ödemesi yapılacak. Niye anlattım? Eşim de gazeteci. Işıl Açıkel. ATV Haber Merkezi'nde eğitim sağlık muhabiri ve haberde okuyor ekranda. Tamam mutabıkız. Yıllar önce Işıl eşim BRT televizyonunda çalışıyordu. Orada çalıştı. Sonra Kamuran Çörtük. Demirel'in meşhur aile fotoğrafı vardı ya büyük zenginleri. Ben battım dedi kapıya kilidi vurdu gitti. Eşim ve gazeteci arkadaşlarımın en az 10 ay maaşları kaldı. Mahkemeye verdik kazandık. Kamuran Çörtük Bey duyuyorsanız beni iyi dinleyiniz biraz ders alınız. Hac edilecek alınacak hiçbir şey yok. Şirketin üzerinde mal yok. Onlarca gazeteci dünya kadar hak edişi alın teri 10-12 ay maaşları öylece ortada kaldı. Yabancı sermaye Türkiye için ne kadar gerekli gördünüz mü? Veda ederken bile asil veda edeceksin. Savaşı nasıl kaybettiğin kadar savaş meydanını nasıl terk ettiğin de önemli. Kamuran Çörtük Bey neden ödemiyorsunuz? BRT televizyonunda çalışanların hak edişlerini yıllardır. Sesim geliyor mu? Kalalım burada.